Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in tilidan 30 kıssa. Adolatli hukm. Bu hadis İmam Buhari'nin sahihlerinde keltiriladi. An Abi Hurayra radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem baynama imraatani ma'huma ibnahuma ja'a dhi'bu fa dhahaba bi ibni ihdahuma. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ulu peygamberlerden Süleyman aleyhisselam ve Davud aleyhisselamların ortasında ularının davrida bo'lgan bir qissani siz bilan bizga so'zlaydi. Rasulullah aytadilar. İki ayol özünü farzandları bilan oğulları bilan turarkanlar bir bo'ri keldi de to'satdan ana shu bolalardan bittasini ko'tarib ketib qoldi. Onalar turibdi, bolalar bir chekada edi, shunday keldi bo'ri olib ketib qoldi. Faqolat hadihi li sohibatiha innama zahaba ibniki. Va qolat al-ukhra innama zahaba ibniki. Bir aytda seni o'g'ling olib ketdi dedi. Ikkinchi sati yo'q, seni o'g'ling olib ketdi dedi. Fatahakamata ila Davud alayhissalom faqada bihi lil kubra. Ikkalasi mana shu mushkulasini ko'tarib Davud alayhissalomning oldiga borishdi. Shu mushkulani hal qilib berishligi uchun. Kimni bolasi qoldi? Kimni bolasi ketdi? Mana bilasizlar Davud alayhissalom payg'ambarlarning qissasidan ma'lum. U kishi ham nabiy bo'lgan, ham podshoh bo'lgan, ham qozi bo'lgan. Ham nabiy, ham podshoh, ham qozi. Faharajna ala Sulayman ibn Davuda. Davud aleyhisselam bularını müşkülesini eşitkenden ki, iki arasının hem davasını eşitkenden ki, ayarlarının kattasını hüküm kıverdi. Bu seni balayın dedi. Faharajata ala Sulayman ibn Davuda aleyhisselam fahbaratahu. Bu kelası çıkıştı da, bana şu Davud aleyhisselamın oğlu bugün Sulayman aleyhisselam'a Davud aleyhisselamın hükümüne yetişti. Faqala i'tuni bisikkin ashuqqahu baynahuma. Otasining hukmini eshitdi-da, bu hukmni to'g'ri bo'lmadi deb hisobladi-da, menga bir pichoq olib kelinglar dedi. O'rtasidan shart bo'lib ikkalasiga teng bo'lib beraman dedi. Mana shu chaqaloqni. Faqalat as-sughra la taf'al, yarhamukalloh, huwa ibnuha, faqada bihi lis-sughra. Kichiga aytdi, yo'q. Allah rahmat qilsin sizi. Kesmeyin dedi. Bölmeyin dedi. Beroring. Mayli. O'shunga bo'lsin bola dedi. Mana shu qilgan hilasidan keyin Sulaymon alayhissalom bola ayolining kichkinasiniki ekanligini ma'lum qilib bildi-da, bildi va kichkinasiga hukm qilib berdi. Adolatli hukm. Hadis nihoyasiga yetdi. Mana endi hadisdan olinadigan xulosalar. Husumatlashish, talashib tortishlik insonning tabiatida bor. Çünkü mana şu sebeple Allah talaşıp tartıştılar. Bu insanların ortasında talaşıp tartıştığı, buluştuğu tabii hal. Daim adamlarda tırı tırıya doğru kelime olmuyordu. Faylasoflar da buraya etkenken, daim benim fikrimi kolle edigen dostum, daim benim fikrimi doğru ettin, doğru kıldın dediğin dostum, beni hakiki dostummez deyim. Bola diyor, doğru kısan deyim. Bablap sen. İttas günü bekar kıpları, bari peşimiz olursa, ungen doğru kısan deydi. Yani bu size aynedeki, közgüldeki bir aksis ki, ne mi deseniz doğru kısan doğradı. Demek hakiki dostum akıladı, aybizi betizge etedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkerlerdik, al mu'minu mir'atul mu'min. Mu'min, mu'minlu közgüsü. Her kim özünü kılayken şimdi doğru da bularadı. Ama hakiki birader buladıyan basa, açık basıyam, ne doğru basıyam, ben yok basıyam, makaladı betizge. Bana şu adam hakiki dostuz buladı. İkinciden, ikkala taraf kelişe olmayı turgan payitte, ortada hakem buluşluğu, ortadaki hakem çakırılışlığı, şeriatımız büyürgen, mahmud, maktalgen işlerden. Çünkü boya getirkenimizde ikkalasıyam, beni balam deyip durup da, bir ikincisi hop deyip koyma yaptı. Şunda ortada hakem buluşluğu mümkün bo'lgan ishlardan. Uchinchidan, agar chiqarilgan hukm biron tarafga zulm qilganligi ma'lum bo'lib qolsa, hukm qilindi, keyin qarasa bir tomonga zulm bo'lib qoldi. Shunda
şu hükümde çıkargen kazı, ya ki şu işte üstünde türgen masul adam, hükümde kayta körüp çıkışlığı mümkün. Çünkü atası Davud Aleyhisselam hüküm kıyandıdan keyin, oğlu Süleyman Aleyhisselam bu hükümünü makale yaptı, kayta körüp çıkıyaptı. Törtüncüden, bu kısadan yana şu nesil malum buladı ki, enbiyalar ham, peygamberler ham, adam. Onlar ham doğru hüküm çıkardı bazı da hata kıladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret kılıp kelganlaridan ki Medine ahli soruştu. Yani Medine ahlinin tirikchiligi hurma bilanlardi. Ular ana şu meyve daraxtı gullagan paytda bir suniy ravishda changlatishardi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelganda biz shuna qilar edik, qilaylikmi, qilmaylikmi deyishdi. Rasululloh aytdilar, Alloh ta'zir qilgan bo'lsa bo'laveradi dedi. O'sha yili changlatishmadi o'zlari. Suniy ravishda. Shuni meyve yaxshi bo'lmadi. Ya Rasulullah, bo'lmadi-yu deyishganida, sizlar dedi payg'ambarimiz, dunyoyilarda ishini mendan ko'ra yaxshiroq bilasizlar dedi. Bu masalada vahiy kelgani yo'q payg'ambarimizga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir inson sifatida o'zini fikrini bildirdi, demak bu fikr noto'g'ri fikr bo'ldi. Payg'ambarlar ham adashgan ekan. Chunki kulli buni adama xato odam bolasi borki xato qiladi. Xato qiluvchilarning eng yaxshisi tavba qiluvchisi. Nabi sallallohu alayhi vasallam kibr haqida gapirganlarida bir kishi kelib aytdiki, "Ya Rasululloh, mashhur hadis qissa. Mana ko'ryapsiz, Alloh meni chiroyli qilib yaratgan. Kiyimim ham chiroyli bo'lib boshqalardan ajralib turishini xohlayman. Shu kibrmi?" deb so'radi. Chiroyli kiyinib yurishlik, tashqi ko'rinishini chiroyli qilib yurishlik kibrmi degani yo'q dedi payg'ambarimiz. Al-kibru batarul haqqi va g'amtun nas. Kibr ikkita narsa. Haq so'z aytilganda ko'nmaslik. Qaysarlik qilishlik, haqqa ko'nmaslik va odamlarni mensimaslik. Mana shunday qalbida kibri bor odam jannatga kirmaydi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Agar siz chiqargan hukmingizda xato bo'lsa, kamchilik bo'lsa, kimdir yo'lida kelib turib nasihat qilsa, qabul qilishlik kerak. Illo bu kibrga olib boradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan sahih hadis bor, birodarlar, nihoyatda bir ehtiyot bo'lishlik kerak. Ba'zida yo'l harakati qoidasini buzib turib, tezlikni oshirib qo'yib, qizilga yurib olib, strechniga chiqib olib turib, ishtirob to'lab, nima deydi, menga zulm qildi deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, albatta men ham odamman. Sizlar talashib tortishib meni oldimga kelasizlar. Ehtimol biringiz boshqangizdan ko'ra o'zining hujjatini bayon qilishda mohirroq bo'lgani uchun men undan eshitganimga qarab uning foydasiga hukm qilib berarman ehtimol. Diqqat qiling payg'ambarimiz so'ziga. Ikkita odam talashib keladi, bittasi o'zining hujjatini keltirishida mohirroq. So'zga boy, xullas haliga qobiliyat bor, hali artist deb qo'yamiz bizda. Yig'lab beradi, baqirib beradi. O'zini hujjatini qoyim qilishlikda mohirroq bo'lgani uchun uni gapi ma'qulga o'xshab ko'rinib, ehtimol bilmasdan noto'g'ri hukm qilib berarman unga. Shuni foydasiga hukm qilib berarman. Endi men kimga birodaring haqidan bo'lgan narsani adashib unga hukm qilib bergan bo'lsam, bas uni olmasin. Chunki men unga olovdan bo'lgan narsani hukm qilib bergan bo'laman. Qachon berilgan pul pora bo'ladi? Qachon berilgan pul zulm bo'ladi? Farqiga borib olaylik birodarlar. Nohaq ishni haq qilish uchun berilgan pul pora bo'ladi. O'zingizga bo'lmagan narsani zulman, birodar narsasini o'zingizga qilib olish uchun nohaq ishni haq deb chiqarishlikka bergan pul pora bo'ladi. Ammo o'zingizni haqqingizni oldirmaslik uchun, o'zingizdan zulmni nari qilishlik uchun, o'zingizdan bir musibatni ketkizish uchun berilgan pul pora bo'lmaydi. Bu nima bo'ladi bu? Zulm bo'ladi sizga. Tushuntira oladimmi? Chunki pora hozir aytganimizdek, nohaq narsani haq qilishlik uchun o'zi xohlab olib beradi yaxshi ko'rib. Endi zulm ko'rayotgan odam zulmni daf qilishlik uchun yoki o'ziga o'zini haqqini birovga oldira olmaslik uchun majbur berayotgan puli pora emas.
Yol hareket kaidesini bozup durup verilirken pul mu ekan onda? Var mı? Var. Üçüncü biraderler, ülkeler bana kolilere verilirken dislerde Müslüman kişinin ahlakı degen derslerimizde Müslüman haydaçının hulku degen iki de dersimiz var. Şu maşini eşlik, maşini meni yürgen akeler şu bir katıda bir eşlik koyular şuna. Bir idiotla olasılar. Şayet şu kızılığa toktaştı başlasak. Beşinciden. Bazı da doymaz. Oğullar otalardan göre torroh fikir kıp oladı. Bazı da. Ne mi üçün akıda siz? Bana Süleyman Aleyhisselam'a çıkarken hükmü otası da Davud Aleyhisselam'dakiden göre torroh oldu. Hayatta bo'layotgan o'zgarishlardan, yangiliklardan, yoshi ulug'larimiz bexabar qolganligi sababli ba'zi o'rinda chiqargan hukm noto'g'ri bo'lib qoladi. Endi yoshlar mana shu ko'chadagi o'zgarishlarni bilganligidan, zamondagi hayotdagi bir o'zgarishlardan xabardor bo'lganligidan ba'zida to'g'ri fikr aytadi. Shuning uchun kattalar yoshlarni ham fikriga quloq solishni o'rganaylik. Shuning uchun ahli zikr bo'lgan odam qurilish mi, savdo mi, yoki bir boshqa ish mi? Shu ishni bilimdorroq bo'lsa, shu ishni biluvchisi bo'lsa, kichkina bo'lsa ham aytsa quloq solishimiz kerak. Ko'pchiligimiz fikrimizga teskari bo'lsa ham. Chunki shu ishni nimasi u? Mutaxassis. Umumiy bir hukm chiqarish kerak bo'lgan paytda mutaxassisga gapiga quloq solamiz va o'zimizdan kichkinaroq odam joyali fikr aytayotgan bo'lsa qabul qilamiz. Birodarlar, tushuninglar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdek vahiy egasiga Badr günüde Habbab ibn Muzulke'li maslahat verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Handak günüde Salman-ı Farsike'li maslahat verdi. Resulullah kabul kıldı. Demek, cöyeli fikir bugende kulak salışlık kerek iken. Altıncıdan, hakikatini yüzüge çıkarışlık için hile işletişlik caiz buladı. Çünkü bu ege pişahı kötarıp durup ilk kelasını böyle veremen degen payıda bu hileydi bu. Şunda haqiqiy onasi bo'lgan kichik ayol nima dedi? Yo, mayli, ber o'raver dedi. Kattasi nima turaver dedi? Kessa-kessa ursin, men bolamas. Mana shu qilgan hiylasidan haqiqiy onasi kichik ayol ekanligi ma'lum bo'ldi. 7-chidan. Odamlar bir-biriga shafqatli bo'ladi, lekin hech qaysi odamni shafqati, mehri onani o'zini bolasiga bo'lgan shafqati shariq bo'lmaydi. Onasi tiriklar eshitib qo'yadi ko'lar. Ba'zida onalarimiz, otalarimiz aytgan gapi bizga malol kelib ketadi. Yoqmaydi. Nazaringizda siz o'zingiz uchun nima yaxshi, nima yomon ekanligini yaxshi biladiganga o'xshab ko'rinasiz. Dunyodagi bitta do'st bo'lsa odamlardan, biling o'sha onangiz. Faqat ana shu do'st ketgandan keyin qadriga yetiladi bu narsa. U do'st turgan paytda xuddi ketmaydiganlarga turib turganingizda haqiqat ketadi. Hali ko'ngliz xotirjam bo'ladi. Onani qadrini, onani mehrini, onani yo'qotganlar biladi. Nima deylar? Shuning uchun tirik ekan birodarlar, bor ekan ikkalasi yoki bittasi duosini olaylik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam 3 marta amin, amin, amin dedilar. Bir sababini aytganda, birinchisida sizni ismingiz zikr qilingan bo'lsa, salovat aytmagan odamni bu nergish qalsin, xor bo'lsin. Amin deng dedi. Amin dedim dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ramazon oyi kelsa günahlardan tozalanib, poklanib chiqib ketmagan odam xor bo'lsin. Amin deng dedi Jibril. Men amin dedim dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Uchinchisi, ota-onasining ikkalasi yoki bittasi tirik bo'lib, shularning roziligini olib, o'ziga jannatni vojib qilmagan odam xor bo'lsin. Buni yerga chiqasin. Amin deng dedi Jibril. Men amin dedim dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Alloh subhanahu va taolo Ramazon chiqishlikda günahlardan poklanib ota-onalarning roziligini olib, jannatni o'ziga vojib qilgan bandalar qatoriga qo'shgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh.